restoranımıza enfes kokuların geldiği bir adrese konuk olmak istedik. Yanımızda işletme sahibimiz Emre Bey var. Öncelikle kendilerini tanımış olacağız. Aynı zamanda bu kokunun ve lezzetinin asıl sırlarını kendilerinden öğrenmiş olacağız. Emre Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz Emre Bey biraz? Biz iki kuşaktır aile olarak işletmeyle uğraşıyoruz. Kafe restoran sektörüyle. Hı hı. Bölgede eksik olarak gördüğümüz bir olayı ele atalım dedik. Standart döner konseptinin dışına çıktık burada. Soslarımızla, taco ürünlerimizle, gördüğünüz gibi farklı soslarımızla ürünlerimiz var. Kendi reçetelerimiz bunlar. Bu konuda bölgeye yeni bir hizmet kazandırdık. Güzel olacağını umuyoruz, güzel tepkiler alıyoruz. Başarmak üzereyiz. Ben bu sektördeki başlangıç hikayenizi oldukça merak ediyorum. Şimdi iki kuşaktır bu sektörde hizmet veriyorsunuz, hı hı, sizler ailenize birlikte. Neden bu sektörü tercih ettiniz? Nasıl bir başlangıç oldu? Biz aslen Siirtliyiz. Dediğim gibi doğu mutfağı biraz damak tadı konusunda iyidir. Hı hı. Oradan gelen bir geçmişi var bunun. Biz de yeni nesil olarak günümüzde bunu yeni nesille biraz endeksledik açıkçası. Bunların içinde çıtır tavuk konsepti, pizza konsepti, hamburger konseptlerimiz de var. Bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz biz de. Çok güzel. Peki Güneşli bölgesi ne zamandan beri faaliyetlerini sürdürülüyor? Güneşli bölgesi en yeni şubemiz. Biz 15 gündür aktif olarak faaliz burada. Daha hala da birçok eksiğimiz var. Birçok yeniliklere daha hala açız. Daha tamamlamadık. Her şey birkaç ay içinde daha da oturmuş, daha da güzel şekilde olacak. Şimdi aynı zamanda hani Güneşli değil, birçok yerde şubeniz var anladığım kadarıyla. O şubeleri de biraz açmak istiyorum ben. Hani Güneşli dışında diğer hangi bölgelerde görebiliyoruz bu lezzeti? Tabii Şişli'de var. Onun dışında Mecidiyeköy'de, Gültepe'de, Kadıköy'de birçok lokasyonda var ve birçok lokasyonda da açılmak üzere olan şubelerimiz var. Çok güzel. Yani İstanbul'un birçok yerinde bu lezzeti bulabiliyoruz diyebilir, evet, miyiz? Evet. Şimdi biraz da buradaki lezzetlerinizden bahsetmek istiyorum ben. Neler var menümüz içerisinde? Menümüz içerisinde gördüğümüz gibi yeni konsept olarak biz makarna box ürünü yapıyoruz. Burada soslu, özel soslu makarnamız, pennemiz, köftemiz ve kendi reçetemiz olan soslarla beraber bir sunum sunuyoruz. Onun dışında taco olayımız var. Tortilla ekmeğidir bu. Pizza hamurunun biraz daha incesini düşünebiliriz. Onun içinde tekrar bizim kendi üretimimiz olan göğüs ve but kısmı olan tavuğumuz ve özel reçetemizden soslarımız, içinde yeşilliğimiz, turşumuz, kırmızı lahanamız, birçok farklı göremeyeceğiniz lezzetler var. Keza burada box'ımızın tavuklu versiyonu var. Yine aynı. Bunların paket servisini de yapıyoruz. Pilav üstü, porsiyon şeklinde ürünlerimiz var. Şimdi bu soslara dayanmadan geçmek istemiyorum ben. Bütün lezzetlerin içinde bu soslardan mutlaka, kesinlikle, var. Sizce bu sosların asıl sırrı nedir? Nasıl yapılıyor bunlar? Böyle bir ufak püf nokta verebilir misiniz? Şimdi zaten bizim asıl olayımız soslarımız. Çünkü dediğim gibi biz farklı bir konsept yarattık burada. Tavuk döneri şu anda adım başı sokaklarda ve meydanlarda bulmamız mümkün. Ancak bizim konseptimize rastlamanız pek mümkün değil. Bunlar bizim kendi reçetelerimiz. Oralara çok değinmeden sadece şuna değinebiliriz. Kesinlikle bu lezzetleri tatmaları gerekiyor. Ondan sonra bunun yorumunu hep beraber yapalım. Yani tatmadan bir şey diyemiyoruz, kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle, sizler. Evet. Çünkü bu reçetelerin her biri 3 sene sürdü. Dediğim gibi buradaki bu lezzetlerin ana teması bizim ustalarımızın merkezden şubelere, yıllardır sektörün içinde uzun süreçlerdir bu sektörde yer alıyor bizim ustalarımız. Ve hepsi gerçekten alanlarında çok iyiler. Tavuk soslayıcı ustamızdan kesimine kadar, hazırlayıcı paketleyicisine kadar. En iyi kadroyla çalışmak istiyoruz. Bu doğrultuda ilerliyoruz çünkü hedefimiz en iyi olmak. Bunun için de gerçekten en iyisiyle çalışmanız lazım. En iyisiyle çalışınca da mecburen en iyisini yemiş oluyorsunuz. Değil mi? Başarı da ardı arkasına gelmiş, kesinlikle, oluyor zaten. Kesinlikle. Şimdi ustalarımız demişken ekibe de dayanmadan geçmeyelim. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Bizim şubelerimizde ortalama 6 personelimiz var her şubemizde. Çünkü çok büyük şubeler değil bunlar. Daha hızlı servis olan şubelerimiz. Ama ilerleyen zamanlarda personel sayıları da artıyor tabii ki. Yani zamanla gelen talebe göre personel sayılarını artırabiliyoruz. Totalde 550-600 kişiye istihdam sağlıyoruz biz. Ne kadar güzel. Oldukça geniş kadrolu, evet, bir ekibiniz var sizin. Ustalarınızı seçerken dikkat ettiğiniz mutlaka birkaç nokta vardır, kesinlikle, diye düşünüyorum. Annelere dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle. Bizim işimizin olmazsa olmazı temizlik bir kere. Gerçekten her şeyden önce bizimle çalışan ekip arkadaşlarımızın temizliğine, hijyenine dikkat etmesi lazım. Çünkü burada bizi temsil ediyorlar. Burada bir yüzün, açıkçası bizim ana yüzümüz onlar. Çünkü gelen insanların burada her zaman bizle karşılaşması pek mümkün olmuyor. Tabii ama ki ustalarımız her zaman onların gülen yüzü, onlara hoş geldiniz ve uğurlayan insanlardır. Tabii ki. Bu yüzden bizim için öncelik ustalarımızdaki o aile mutluluğunu yakalayacak sıcaklık. Değerli izleyicilerimiz, Emre Bey ile sizlere seslenmiş olduk. Bir sonraki firmamızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşça kalın.